Başlayabilirsiniz hadi. Merhaba. Bugün bu konumuz ters trigonometrik fonksiyonlar. Peki başlayalım o zaman. Önce size bir dersi anlatayım ben. Sonra F'den devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. 1. Fx eşittir sinüs x. Sin'in önce tanım kümesini yazıyorum. Eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 kapalı aralığından eksi 1, 1 kapalı aralığı. Zaten biliyorsunuz sin eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyordu. Şimdi bakın. Y eşittir sinüs x dediğim zaman fonksiyon tersini alacağım. Ne diyeceğim? Sin'in eşitliğin bir tarafından bir tarafına geçince f'in tersi oluyor diye fonksiyonda hatırlarsanız. Mesela y eşittir fx diyordum. F'i sol tarafa atınca f üzeri eksi 1 diye eşittir x diyor. Bu da aynı şekilde. Yalnız ters trigonometrik fonksiyonda önüne arc alacak. Yani ne diyeceğiz? Arc sin y eşittir x olacak. Birazdan örnek üzerinde daha net olacak. Sonra y yerine x yazıyoruz. F üzeri eksi 1 x eşittir arc sin x. Şimdi f'in tanım kümesi a'dan b'ye olduğunda f'in tersi ne oluyordu? B'den A'ya. O zaman burada da ne diyeceğiz? Eksi 1, 1'den eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına diyeceğiz. Birinci bilmemiz gereken olay bu. Yani dönüşümü iyi yapma. İkincisi, şimdi bir tane birim çember çizeceğim. Arkadaşlar, ters trigonometrik fonksiyonlarda bak, sin pi bölü 2 eksi pi bölü 2 çemberin sağ tarafını kullanacağız. Ne demek bu? Pozitif olanı birinci bölgeden seçeceğim. Negatifi dördüncü bölgeden seçeceğim. Yani şöyle düşünün. Biri size dese ki arc sin ne olsun? 1 bölü 2 eşittir soru işareti. Şimdi diyorum ki arc sin 1 bölü 2 eşittir x. Dönüşümü yapıyorum. Arc sin sağ tarafa geçince arka atacak. Yani 1 bölü 2 eşittir sinüs x olacak. Ben de soracağım. Sin ne zaman 1 bölü 2 olur? 30. Birinci bölge açısı. Direkt 30. Ya da radyan olarak ne diyeceğiz? Pi bölü 6. Şimdi şöyle negatif gelsin. Arc sin eksi 1 bölü 2 eşittir x diyorum. Dönüşümü yapıyorum. Eksi 1 bölü 2 eşittir sinüs x diyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Önce pozitifi düşüneceğiz. Sin ne zaman 1 bölü 2 oluyordu? 30'da. Ama negatifi eksi 30 diyeceğiz. Bu kadar. Eksi 30'un da esas ölçüsünü nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musunuz? Buna 360 eklediğin zaman bunun yerine 330 da alabilirsin. Ya da eksi pi bölü ne deriz? 6. Bunu pozitif yapmak için ne yapacağız? 2p ekleyeceğiz. O zaman 11 pi bölü 6. Yani 1, 2, 3, 4 değerde arsin eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. Hemen devam edelim. Son notumuzu da söyleyelim. Arkadaşlar bakın arsin sinüs x dediğim zaman aklınıza şey gelsin. F'in tersiyle f bileşkeye girince ne oluyordu? Birim oluyordu değil mi? Buradaki değer neyse direkt yani f'in tersi f'i ne yapıyordu? Götürüyor. Bu da artsin f'in tersi f. Bunu götürecek direkt ne olacak? X. Ya da şöyle düşünün. Sin artsinüs x. Dediğim zaman da aynı şekilde. F, f'in tersini götürecek x. Bu bizim işleyeceğimiz konu. Hepsinde böyle. Bu sin için. Şimdi ben aynısını cos için de yapacağım. Mesela fx eşittir kosinüs x. Kosun tanım kümesi 0 pi kapalı aralığından eksi 1, 1'e. Y eşittir kosinüs x ise arc sin yazdığım alışkanlıklar. Arc kos y eşittir x. Dolayısıyla y yerine x yazınca f'in tersinde x ne olacak? Arc kosinüs x olacak. Bu nereden nereye? Eksi 1. Yalnız müzik de güzelmiş.
Sıfır pi. Duyuyor musunuz bizi? Peki ben burada pozitifi negatifi nereden seçeceğim diye sorarsanız, şöyle hemen birim çemberi çiziyorum. Sıfırla pi nerede? Şurası sıfır, burası pi. Sınırlar dahil çemberin üstlerini bulacağız. Yani pozitifi birinci bölgeden, negatifi ikinci bölgeden. Ne diyeceğim buraya? Pi eksi teta diyeceğim. Soru sorumu. Mesela diyelim ki arc cos 1 bölü 2 eşittir x teta. Dönüşüm yapınca ne diyeceğiz? 1 bölü 2 eşittir cos x. Cos ne zaman 1 bölü 2 olur? 60. 60 dedim. Pi bölü 3 dedim. Ya da bitti soru. Ama şunu yazarken mesela arc cos eksi 1 bölü 2 dediğim zaman eşittir x dedim. Eksi 1 bölü 2 eşittir cos x diyorum ya. Şimdi cos normalde 60'ta 1 bölü 2 ama eksi olduğu için 180 eksi 60. Yani ne diyeceğiz? 120 diyeceğiz. Olay bu. Sin pozitifi birinci bölgeden, negatifi dördüncü bölgeden. Cos pozitifi birinci bölgeden, negatifi ikinci bölgeden. Ve az önce yazdığım şu aynı şekilde cos için de geçerli. Tanjantı da söylüyorum. Fx eşittir. Tanjant x, tanjant yalnız tanjant sin gibi, kotanjant cos gibi davranıyor. Sadece şu var. Tanjant 90'da tanımsız olduğu için açık aralık olacak. Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığından r diyeceğiz. Dolayısıyla f üzeri eksi 1 x de ne olacak? Arc tanjant x. Nereden nereye? R'den eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına olacak. Az önce söyledim. Tekrar söylüyorum. Tanjant sin gibi davranacak. Sadece sınırlar dahil değil. Şurası boş olacak ve çemberin sağ tarafını yine pozitifi birinci bölgeden, negatifi dördüncü bölgeden. Kotanjant cos gibi davranıyor. Fx eşittir. Önce kotanjant x'i yazalım. Hadi. Sıfır pi açık aralığından r'ye olacak. F üzeri eksi 1 x arc kotanjant x olacak. Nereden nereye? R'den 0 pi açık aralığına olacak. Ve sınırlar dahil değil. Çemberin üstlerisi. Pozitif birinci bölgeden, negatif ikinci bölgeden pi eksi teta diyeceğiz. Böyle de başlayalım. Sorularla başlayalım. Bakın. Sin ne zaman 1 bölü 2 olur? 30. O zaman direkt eşittir 30 ya da eşittir pi bölü 6. Ya da şöyle yapacaksın. Arc sin 1 bölü 2 eşittir x. Dönüşümü kim yapmak ister? Ne diyeceğiz? 1 bölü 2 eşittir sin 8. Zaten direkt buradan 30 ya da pi bölü 6 diyebilirsiniz. Aynen. Pozitifse birinci bölge. Hiç bozmaya gerek yok. Peki yine şuna eşittir x desem 0 eşittir sin 8 diyecek mi? Ne zaman? 0'da. Şimdi buraya eşittir x diyorum. Bak hızlı yapalım. Ne zaman kök 2 bölü 2 olur? 45'te ama eksi olduğu için eksi 45 diyeceğiz. Ya da 315 ya da eksi pi bölü 4, buna 2 pi eklerseniz 7 pi bölü 4 diyeceğiz. Ya da şöyle yazın. Eksi kök 2 bölü 2 eşittir sinüs x. Bu da eksi pi bölü 4 değil. İşlemimizi bunlara göre yapacağız. Gidiyorum. Şimdi tanım aralığını sormuş değil mi? Ben az önce yazdım. Bak şurada. Nerede? Aksi. Eksi 1. 1 aralığında. Sen de soruyu çözerken ne diyeceksin? Eksi 1 küçük eşit. 4 x eksi 1 küçük eşit 1. Eşitsizlik çözeceğiz. Ne yapıyoruz? Her tarafa önce 1 ekliyoruz. 0 küçük eşit 4 x küçük eşit 2. Her tarafı 4'e bölersen şöyle bölü 4 bölü 4 bölü 4
0 küçük eşit x küçük eşit 1 bölü 2. Yani 0, 1 bölü 2 vakaları da diyeceğiz. Hemen çözüm örnek 3. Şimdi burada ama mesela ben sin'in 2 bölü 3 olduğu değeri bilmiyorum değil mi? Ne yapıyorum? Şuraya x diyorum. Ne istiyoruz? Şu an cos x'i. Bak şunu yazacaksınız. Arc sin 2 bölü 3 eşittir x. Şimdi bir dönüşüm yapayım bakayım. 2 bölü 3 eşittir. Aynen. Sonra buna bir üçgen çizeceksiniz. Yani kendinize bir üçgen çiziyoruz. X. Sin neydi? Karşı bölü 2, 3. Burası ne yapar? Kök 5 mi? Gel cos x'i söyle bakayım. Kök 5 bölü 3. Şimdi fonksiyonun tersini bulacağız. Daha ilk defa anlatacağım. Yani fonksiyon işlerken tersini bulurken ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk değil mi? Burada da x'i yalnız bırakacağız. Ama önce fx'e y diyorum. Bak y eşittir. 1 artı arc sin x eksi 2 bölü 3. Dönüşüm yapabilmem için arsinin yalnız kalması lazım. 1'i karşıya attım ne oldu? Y eksi 1 eşittir. Arc sin x eksi 2 bölü 3. Şimdi kim dönüşümü yapmak ister? Söyleyeyim. Sin y eksi 1 eşittir. X eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi her tarafı 3'e çarparsanız 3 tane sin y eksi 1 eşittir. X eksi 2 olur. Eksi 2'yi karşıya atınca 2 artı 3 tane sin y eksi 1 eşittir. X. X yalnız mı? Y yerine x yazacağız. Ve f'in tersini söyleyeceğiz. 2 artı 3 tane sin x eksi 1. Hemen bak bu soruda x'i kullandığı için ben şuraya ne diyeceğim? A diyeceğim. Bak, şuraya A diyorum. Ne istiyoruz? Tanjant A. Ama önce şurada arc sin x eşittir A dedik ya. Dönüşümü yapacağım. X eşittir sin A. Hemen bir tane dik üçgen çiziyorum. Açının birine A diyorum. Sin neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani x bölü 1. O zaman burası ne olur? Kök içinde 1 eksi x kare. Sonra tanjant karşı bölü komşu. X bölü kök içinde 1 eksi x kare. Şimdi gelelim. Buradan bir iki tane soru hemen çözelim. Hemen hızlı çözeceğiz ama. Sin ne zaman kök 3 bölü 2 olur? Ama eksi 60. Sin ne zaman 1 olur? 90. Cevap ne oldu? 30. Yani pi bölü 6. Peki dördüncü soruyu çözüyorum. Önce şurada çarpı 2 var. Her tarafı bir 2'ye bölün. Kurtulalım şu 2'den. Bak arc sin x kare artı 2x eksi 2 eşittir pi bölü 2. Dönüşüm yapacağız. Ne diyeceğim? X kare artı 2x eksi 2 eşittir sin pi bölü 2. Değil mi? Sin 90? 1. 1'i sol tarafa x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. İkinci derece bir denklem değil midir? Neyi soruyor? X değerleri toplamı. Arkadaşlar çarpanlarını ayırmanıza gerek yok. Zaten kökler toplamı işte. X1 artı x2. Neydi? Eksi b bölü a değil mi? Eksi 2 bölü 1'den cevap eksi 2 yani Edirne. Devam edelim. Bak bunu hızlı yapalım. Sin ne zaman kök 2 bölü 2? Güzel 45. Soru neye dönüştü? Valla daha soru sormadan cevap geliyor değil mi şimdi? Şimdi az önce yaptığımız gibi ne diyeceğiz? Arsin'in tanım kümesine baktığım zaman eksi 1 küçük eşit 2x eksi 3 bölü 4 küçük eşit 1. Her tarafı önce 4 ile çarptı. 4 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yönü değiştirmeyecek. Eksi 4 küçük eşit 2x eksi 3 küçük eşit 4. Sonra her tarafa 3 ekleyeceğim. Onu da ekledik. Eksi 1 küçük eşit 2x küçük eşit 7. Şimdi 2'ye böleceğim. Eksi 1 bölü 2 küçük eşit x küçük eşit 7 bölü 2.
Yani 0, 1, 2 ve 3 olan tam sayı. En küçük tam sayı değeri 0. En büyük tam sayı değeri 3. Toplamı 3. 0 artı 3, 3. Şimdi pekiştirme... bak üçüncü soru aradığımız sorulardan bir tanesi. Buraya, burada şuna x diyeceğiz her zaman. Soru neye dönüştü? Kotanjant pi bölü 2 artı x. Peki pi bölü 2 artı x hangi bölge diye sorsam? 2. 2'de kotanjantın işareti eksi. İsim değişiyor. Tanjant x. Şimdi şurada bir dönüşüm yapacağım önce. R sin 5 bölü 13 eşittir x ise ne diyoruz? 5 bölü 13 eşittir sin 8. Sonra herhangi bir açıya x diyelim. Karşı bölü hipotenüs. Burası 12. Sonra üçgene göre eksi zaten nereden geldi? Bölgeden dolayı geldi. Tanjant karşı bölü komşu eksi 5 bölü 12 yani adam. Şimdi bizden ne istiyor? G bileşke F'in tersinde eksi 1 bölü 3. Yani G'nin içinde F'in tersi eksi 1 bölü 3. Fonksiyonunda da söylemiştim. Burada da söylüyorum. G, mesela F'te 1 bölü 3 dediği zaman x yerine 1 bölü 3 yazıyorsun. F'in tersinde 1 bölü 3 söylediği zaman bunu 1 bölü 3 yapan x değeri. Yani şöyle düşün. Sin x eşittir. Eksi 1 bölü 3 diyelim. Hemen dönüşümü yapalım. Bunu sağ tarafa atınca ne olacak? X eşittir. R sin eksi 1 bölü 3. Yani soru G'nin içinde R sin eksi 1 bölü 3 oldu. G neymiş? Cos x'miş. O zaman G'de x gördüğüm yere bunu yazacağım. Soru şuna dönüşü. Cosinus x yerine yazıyorum. A sin eksi 1 bölü 3. Şimdi artık birini x diyelim. Ne x diyeceğiz? Aksine x diyeceğiz. Şuraya x dediğim zaman ne istiyorum ben? Kosinüs x'i istiyorum. B ile şuraya geldim. Aksin eksi 1 bölü 3 eşittir x dedim. Dönüşümü yaparsam zaten biliyorsunuz eksi 1 bölü 3 eşittir sin x olacak. Üçgeni çiziyorum. İşte karşı bölü hipotenüs. Burası 9, 1, 8, 2 kök 2. Şimdi kosinüs ne? Komşu bölü hipotenüs. Yani 2 kök 2 bölü 3 diyeceğim ama şimdi şöyle bir şey var. Burada sin eksi gelmiş. Sin eksi olduğu bölge hangi bölge? Dördüncü bölge. Değil mi? Artlarda dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosin işaretine artı. O zaman cevap 2 kök 2 bölü 3 yani adam. Cosinus x'in açıklamasını yapmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Değerleri biliyor musunuz? Bir tane birim çemberimiz vardı. Bu birim çemberde ben size anlatmıştım. Birimde değerleri bilirsek. Şurası 1'e 0. 0'a 1 değil mi? Eksi 1'e 0. 0'a eksi 1. Açı olarak burası 0, 90, 180, 270 ve 360. Bu kosinüs eksen olduğu için abscisi kos, sin, kos, sin, kos, sin, kos, sin'di değil mi? Şimdi birazcık daha hızlanabiliriz. Mesela kos ne zaman 0 olur? O zaman cevap 1 bölü 2. Zaten ne alacaktık? Kosta çemberin üst yarısını alıyorduk değil mi? Pozitifi birinci bölgeden, negatifi ikinci bölgeden. Peki kos ne zaman 1 olmuş? Güzel. Şimdi kos ne zaman 1 bölü 2 olur? 60'tan ama yok 180 eksi 60 deyince. Eksi 60 deyince dördüncü bölge olur değil mi? Yani 120 diyeceğiz. Kos ne zaman eksi 1 olur? Yani pi. Şunları da diğer uzun yolda çözelim.
Buraya ne diyeceğim? Peki yok, devam edin. Cos ne zaman köküş bölü 2 olur? 30. Ama eksi 180 eksi 30. Yani burası kotanjant 150. 150 ikinci bölgede. İkinci bölgede kotanjant eksi. Açıyı ne yapıyorduk? 180'e tamamlıyorduk değil mi? Kotanjant 30. O da eksi kök 3. Aradığımız cevap. Ama mesela F şıkkında mecburen ne yapacağız? Üçgen çizeceğiz değil mi? Önce buraya x diyeceğiz. Ne istiyoruz biz? Sinüs x'i. Sonra a cos 1 bölü 5 eşittir x diyelim. Buradan 1 bölü 5 eşittir cosinus x olacak. Dik üçgeni çiziyoruz. Çizdik. Buraya x dedim. Konuşu bölü hipotenüs. 25, 1, 24, kök 24, 2, kök 6. Artık sonucu çok rahat söyleyebiliriz. Ne deriz? 2 kök 6 bölü 5. Halka soru var mı? Evet. Güzel. Ama önce şuraya x diyeceğiz. Soru tanjant 3 pi bölü 2 artı x. Peki dördüncü bölge tanjant eksi isim değişiyor. Peki şimdi şuraya arc cos 3 bölü 5 eşittir x diye bir dönüşüm yapıyorum. 3 bölü 5 eşittir cos x. Üçgen çiziyorum. Çizdim. Buraya x dedim. 3 bölü 5. Burası 4 olacak. Bölgeden dolayı eksi. Potanjant ne? 3 bölü 4. O zaman cevap eksi 3 bölü 4. Pekiştirmelerin ilk üçü zaten aynısı. Sadece dördüncü soru farklı. Onu burada da şöyle yapacaksınız. Bak. Buna A değil. Bir şöyle düşünün. Arc cos x bölü 3 eşittir A. Bir de şuradan da arc sin x eşittir A. Dönüşümü yapınca x bölü 3 eşittir cosinus A. X eşittir sinüs A. Şimdi bir tane üçgen çiziyoruz. Herhangi bir açısına A diyelim. Cosinus biliyorsunuz ki neydi? Komşu bölü. Yani burası x, burası 3 olur mu? Peki sin? Karşı bölü karşı bölü. Olmadı. Ne yapacağız? O zaman ufak bir düzeltme yapacağız. Küçük bir düzeltme yapıyorum. Şundan x bölü 3 değil de. Bak şöyle düşünelim. Kosinüs komşu bölü hipotenüs ya. Ben şuraya x bölü 3 yazıp buraya 1 desem. Sebebi şu. Burada da sin karşı bölü hipotenüs. Yani x demek x bölü 1 demek ya. Direkt buraya x, burası 1 olmuş olur. Değişken değiştirmemiş olur. Şimdi bu bir dik üçgen. Ne yapacağız? Pisagor. Değil mi? X kare artı x bölü 3'ün karesi x kare bölü 9 eşittir 1. 9x kare 10x kare bölü 9 eşittir 1. X kare eşittir 9 bölü 10. Buradan x eşittir ne olur? Artı eksi 3 bölü kök 10. Pozitif değerimiz olmuş. Doğru. Şimdi tanjant, artanjant, hesap aynı, işlemler aynı. Ben sorayım, siz cevap verin. Tanjant ne zaman kök 3 olur? Bir daha düşünün. 60. Tanjant ne zaman 0 olur? 0. Tanjant ne zaman eksi 1 olur? Şimdi bak önce şunu yapacağız. Bak tanjantta pozitif birinci bölgeden negatif dördüncü bölgeden sin gibi davranıyor dedik ya. Şimdi tanjant ne zaman 1 olur? 45. 45'te. Ama biz dördüncü bölge için eksi 45 diyeceğiz. Ya da eksi pi bölü 4 diyeceğiz. Sonrası şunu da yapabiliriz. Buna 360 ekleyince ne olur? 315 de olur. Buna 2 pi ekleyince 7 pi bölü 4 de olur. Şunu yapalım. Tanjant ne zaman 1 bölü kök 3 olur? 30. Ama eksi olduğu için eksi 30 ya da eksi pi bölü 6 diyeceğim. Bunlar şıkta yoksa buna 360 ekleyince 330 dersin. Buna 2 pi ekleyince 11 pi bölü 6 diyebilirsin. Devam ediyorum. Ha, kotanjantın tersi müfredat dışı şu an. Ama kotanjant ne gibi davranacak? Cos gibi. Yani şöyle düşünün.
pozitifi birinci bölgeden, negatifi burada teta dersen burada pi eksi teta'yı kullanacağım. Yalnız kotanjant artık müfredatta yok. Şimdi biz pekiştirmelere bakalım. Bak, tanjant ne zaman 1 olur? 45 soru. Sin 45 artı. Tanjant, önce şunu yapacağım. Ne zaman kök 3 bölü, yani 1 bölü kök 3 olur? 30'da. Ama eksi olduğu için eksi 30. Yani kosinüs eksi 30 oldu değil mi? Sin 45 neye eşit? Kök 2 bölü 2. Kosinüs eksi 30 demek. Eksi teta aslında şey demek değil miydi? Kosinüs 2 pi eksi 30 dördüncü bölge değil mi? O da neydi? Artı kos 30'a dördüncü bölgede kosinüs artıydı. Yani kök 2 bölü 2 artı kosinüs 30 kök 3 bölü 2 zaman kök 2 artı kök 3 bölü 2 yani deniz. Diğer soruda üçgen çizeceğiz değil mi? Ama şurada önemli bir şey var. Bak sen buna x dedin ya. Soruda şu an sinüs x'i istiyorsun. Evet. Dönüşümü yapınca eksi 4 bölü 3 eşittir. Tanjant x olacak mı? Üçgeni çizdin. Buraya x dedin. İşte 4 bölü 3 burası 5 oldu. Şimdi tanjant nerede eksi? 4. bölge. Burası 4. bölge. Yani x 4. bölgenin elemanı. Tamam mı? O zaman sin değerini alırken sin karşı bölü hipotenüs diyorduk ya. 4 bölü 5. 4. bölgede sinin işareti ne? İşte o zaman eksi 4 bölü 5 yani Edirne diyeceksin. Önce 4. soruyu çözeceğim sonra 3'ü çözeceğim. Bak buraya A diyoruz. Soru kosinüs A. Şurada dönüşüm yaptık ya. A tanjant x eşittir a. Dönüşüm yapınca x eşittir tanjant a. Üçgeni çiziyorsunuz. Buraya a deyince tanjant karşı bölü komşu x bölü 1'den şurası x burası 1. Sev oradan burası kök içinde x kare artı 1. Sonra kosinüs a 1 bölü kök içinde x kare artı 1. Nerede? Dolu. Bak üçüncü soruyu da açıklıyorum. Şuradan açıklayayım size. Yazmışız. Hazır mısınız? Geldi geldi geldi. Tam hükmesine. Cevap ne? Teşekkür ederim.